Gericiler derken ilk yarıda tamamlandı. Çaykur Rizespor Trabzonspor karşısında Milan Şikoda'nın penaltı golüyle soyunma odasına üstün gitmeyi başardı. Hayri Beşer'in ilk yarı değerlendirmesiyle başlayacağız. Karadeniz derbisinde elbette ki Trabzonspor için hedef kazanmak ama ilk yarı galibiyete giden yolda çok sanki ümitkar değil. Ümit var değil özür dilerim. karşılaşma öncesi Trabzonspor'un çok fazla ümit veren bir hali yoktu. Çünkü Mesela bugün ismini sıkça zikrettiğimiz Vakem'e hı hı. E, ilk 11'e dönecekti. Nasıl döneceğini bilmiyorduk. E, onun ötesinde ömür yok bugün mesela Trabzonspor'un evet. önemli oyuncularından bir tanesi. Ve kadroda da bir takım değişiklikler yapmak durumunda kalmış bir Trabzonspor var. Kupada moral kaybetmiş bir Trabzonspor. Şimdi e, Abdullah Avcı öncelikle Trabzonspor'a takım savunması yaptırmak istiyor. Ee, takım savunması demek sahnedeki 11 oyuncunun da topu en kısa süreden rakipten alabilmek için rol alması, yardımlaşmalı bir şekilde baskı oluşturması ve evet. sahayı sistemli bir şekilde kullanması demek özetle. E, takım savunmasını öncelikle üçüncü bölgede hayal etmelisiniz. Oradaki oyuncular da rol almalı. Oradan orta sahanın yükü oradan hafifletilmeli. Savunmanın yükü de orta sahadan hafifletmeli. Yani bloklar arasında bu bağlantı, bu yardımlaşma olabilmeli. Trabzonspor'un şu andaki fizik performansı, enerjisi, koşu kapasitesi bunları etkin bir şekilde yapmaya, rakipleri sürklese etmeye rakipleri tahakküm altına almaya çok müsait gözükmüyor. Evet. Bu sadece oyuncu kalitesiyle ilintili de değil. Yani takımın şu andaki antrene durumunda da bir sorun var. Yani yeterince Trabzonspor antrene olmuş, yeterince kondisyon depolayabilmiş bir takım görüntüsü vermiyor. Şimdi hocamın altını çizdiği husus. Rakibe uzak oynamak. Trabzonspor'un fotoğrafı gibi. Yani bakarken Trabzon'da en bariz görünen şey bu. Trabzonspor rakibe uzak oynuyor. Çünkü rakibe yakın oynayacak enerjisi yok bu takımın. Yani bu bir sistem meselesi değil, bu bir enerji meselesi. Hı hı. Öncelikle bu enerji meselesinin halledilmesi lazım. Enerjisi yerinde olan, keyfi yerinde olan bir takım eksikleri de olsa, sistem anlamında önemli kusurları da olsa enerjisiyle bunu kapatabilir. Şimdi Trabzonspor hem bir sistem arayışında, sistem arayışındaki bir takımdan çok iyi performans zaten beklemezsiniz o ezberin oturması sürecinde hem de formda değil. Yani iki şey olabilecek iki kötü şey bir arada gibi gözüküyor. Burada Trabzonspor'u dinamitleyecek bence. Yani gene iş dönüyor, dolaşıyor, bireyselliğe geliyor Kerem. Yani evet. ben Trabzonspor'a bakınca şu anda bu takım takım halinde bu işi halledebilir diyebileceğim bir organizasyon şeması görmüyorum zaten. E, o zaman ne olacak? E, o zaman ya parmak bir şey yapacak, ya vakeme bir şey yapacak, ya Baker e, dışarıdan vuracak. İşte caniniye bakıyorum e, çok formda değil. Mesela e, Ekuban Trabzonspor'un en yıkıcı, en yıldırıcı adamlarından bir tanesi. Evet. Bazen ince işler de yapıyor ama en azından rakip sa savunma üzerinde o korkutucu kostümleri giyerek e, çok ciddi rol alıyor. Ya yani onu da kayıp görüyorum. Yani. Bir körebe oyunu oynanıyor ve herkes bir yerlere saklanıyor gibi Trabzonspor'un durumunu böyle özetleyebilirim Kerem. Yani sistemin oturması gerekiyor ama bireysel olarak da bu noktada takımı taşıyacak takıma destek olacak bir performans görünmüyor. Yani bu sistem oturana kadar bireylerin hı hı. sorumluluk alması, rol alması ama... bazen hı. ön plana çıkması gerekiyor. Hocam neden bireysel Şimdi, performanslarda da bu kadar düşüş söz konusu sizce? E, bir, bunun direkt kaliteyle ilgisi olduğunu söyleyelim. Trabzonlu futbolcular ne kadar kaliteli bu sorunun cevabını bizi izleyenler kendileri versinler. İşte geçen sene en kaliteli 3 adamın takımdan ayrıldığını hepimiz biliyoruz. E, i̇kincisi günümüzde istediğiniz kadar kaliteli olursanız olun rakip size tedbir alabiliyor ki Trabzon'un gol yollarında bireysel becerisiyle takıma gol kazandıracak, hazırlayacak veya atacak futbolcuları saymaya kalksak Emre Kame diyeceğiz. İki kişi bastığı anda işi çok zor. Ekuban diyeceğiz. Oraya bir üçüncü adamı saymakta zorlanacağız. Çünkü Canini de mümkün olduğunca merkezde ceza sahasında o iyi dediğimiz iki stoperin arasında kaldı. Evet. Şimdi sistem mutlaka sizin için ideal bir çözüm olabilir. Ama o sistemi oturtana kadar çok zamana ihtiyacınız var. Onu oturtana kadar uzun saatler çalışmaya ihtiyacınız var. Abdullah Hoca'nın Trabzon'da bu zamanı yoktu ve kısa zamanda bunu başarması da mümkün değil. Bir gerçek de şu. Elindeki eksiklere rağmen Trabzon maç kazanmak zorunda. Abdullah Hoca bu eksiklerle birlikte maçı nasıl kazanabilirim hesabını bence çok iyi yapmalı. İlk yarıda gördüğüm bir şey, evet uzak oynuyor dedik. Zaman alan bırakıyor dedik. Buradaki bir sorun sadece rakibe değil, kendine de uzak oynuyor Trabzon. Trabzon'un takım boyu çok uzun. Trabzon hücuma gidiyor. Hücuma gittiği zaman defanstan büyük bir katkı almıyor. Dolayısıyla defans hücumdan çok uzakta. Hücumdaki futbolcular topu kaybettikleri anda ilk anda bölgesel olarak topa yakın olan oyuncudan bir iki kişilik bir baskı görüyoruz. O baskıdan rakip çıktıktan sonra geriye kaçan, kendi kalesi ne kadar çekilen, rakibi orada karşılamaya çalışan bir Trabzon var. Hı hı. Şimdi sevgili ayrı enerjiden bahsediyor. Abdullah Hoca'nın en çok önem verdiği konulardan bir tanesi topu geri kazanma süresi. Trabzon hücuma gidebilir. Bu bir oyun anlayışı olur Trabzon'la ilgili. Trabzon önde topu kaybettiği zaman takımın boyu kısadır. Stoperler rakip yarı sahaya kadar çıkmıştır. Kaybettiği yerde takım olarak o baskıyı yaparsanız, topu orada kazanırsanız geriye koşmanıza gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla orada kazanacağınız, sarf ed şey, tasarruf edeceğiniz enerjiyi ofansif yönde kullanırsınız. Bu sizin için bir çözüm olabilir. Ama burada da çok büyük bir risk var. Sizin arkada bıraktığınız o büyük alana Rize'nin kontratakla girmesi, defans arkasına koşu yapması sizi zorda bırakabilir. Abdullah Hoca herhalde bu riski üstlenmek istemiyor ki önde baskı yaptırmıyor. Eğer önde baskı yaptırmayıp rakibi geride karşılayacaksanız o zaman yine takımın boyunu kısa tutup kompakt işte 25-30 metreyi aşmayacak kadar bir takım boyuyla bunu ikinci bölgede de yapsanız, birinci bölgede de yapsanız rakibe hiç şans tanımadan senin tercih edeceğin bölgede o topları kazanman lazım. Ama kazandığın topları bu sefer çok hızlı bir şekilde rakip kaleye taşıman lazım. Çünkü set oyununda o kapalı defansa açamıyorsun. Evet. O zaman da rakip defansı yerleşmeden önce senin onlar defansa dönene kadar senin rakip kale önüne de inmen lazım. Benimle de işte Mvekamen'le, Ekuban'la bunları ne derece iyi bir şekilde yapabilirsin? E, bu da çok kolay değil tabii. E, sanki benim görüşüm. Eğer benim tercihim olsa ben biraz da işte onlara ekstra enerji verecek o önde baskı oyununu 1-0 mağlup durum durumdayken riski büyük de olsa tercih eden e, bir çözümü daha doğru bulurum. Eldeki aslında malzemeyle Abdullah Hoca bugün bir kadro yaptı. Kağıt üstünde de baktığımızda en ideal kadro bu gibi görünüyordu. Yedek kulübesinde Erce, Hüseyin, Hüseyin, Kampi, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Yusuf Sarı, Safa Akınalı ve Ahmet Canbaz var. Yani eldeki oyuncular da oyunun gidişatına net bir şekilde katkı sunabileceğine emin olabileceğimiz isimler değil. Yani çözümü kendi içerisinde üretmek zorunda gibi Abdullah Hoca. Kesinlikle öyle. Bence baktığımız zaman heyecanlanamayız. Hı hı. Yani borda Mavili taraftarlar yedek kulübesinden çok önemli umutlar çıkaracak durumda değil. Ancak sistemik değişiklikler için bazı oyuncuları içeriye alabilirsiniz. Burada belki Yusuf Sarıyı ayrı bir yere koyabiliriz. Evet. Trabzonspor skor böyle devam ederse oyunu öne taşımak durumunda öne taşıdığı zaman o hücum setlerini daha fazla yapmak zorunda kaldığı zaman da Yusuf Sarı gibi hüner adamlarına ihtiyacı var. Şimdi Kerem, gerek Çaykur Rizespor gerekse Trabzonspor çok fazla kanat varyasyonu deneyen takımlar değil. Yani akan oyunda kenar ortalarıyla gol girişiminde bulunan ve pozisyon üretkenliği olan takımlar değil. Hele ki Trabzonspor bu anlamda çok kısır Evet. Ee, belki bu toplara çıkıp kafa vurabilecek oyuncular var. Canini bunları yapabilecek fiziksel görüntüde ama performans görüntüsünde değil. Bunu da tercih etmiyor hoca. Ee, ben hocanın bu anlayışını da beğeniyorum. Yani modern futbolun bu zeminde akması gerektiğini düşünenler değilim. Onu bir kenara bırakarak şunu söylemek isterim. Ee, ya Hocanın risk almaktan başka şansı yok. Şu anda skor gitmiş durumda. Evet oyun Çaykur Spor'da. Bu oyunu çevirmek için Trabzonspor baskı oluşturacak. Ee, yani baskının yöntemlerinden bir tanesi dönen toplar, reboundları almak. E bazen uzun oynarsınız, reboundları alırsınız. Bu sayede rakip eksilterek pozisyona girmeye çalışırsınız. Bir başka faktör, yani bireyselliğe prim tanıması lazım hocanın. Hani rakip eksiltecek oyuncu sayısı çok fazla değil. Evet, yani dönüyoruz, dolaşıyoruz, bakemeye demir atıyoruz. Şimdi Vakeme çok kolay rakip eksiltiyor. Hatta sağına bakarken solundakini eksiltiyor, soluna bakarken sağındakini. Bu çok özel bir hüner ama şu anda Vakeme o kıvamda değil. Yani Vakeme de hazır değil, Vakeme de formda değil. Yani düşündüklerini istediği gibi yapabilecek ilham gelmiyor ayaklarına. Bunu izlerken görebiliyorsunuz. Evet. Bir Vakeme bunu yapabilir. Parmak bunu yapabilir. Eli avuca sığmazlığıyla yani Parmak öyle çok hünerli, çok top cambazlığı olan bir oyuncu değil ama ani duruş kalkışları olan ve rakibin ayak uyduramayacağı çıkışları olan bir oyuncu. Bunu bir e, şey silah olarak kullanabilirsiniz. Bir de Yusuf Sarı'yı atabilirsiniz ön tarafı, onun çabukluğuyla karıştırıcılığıyla. Tıpkı Çaykur Rizespor gibi penaltı arayışında olursunuz, belki bir penaltı golüyle. Belki bir Duran Top organizasyonu neticesinde Denge gelen getirebilirsiniz golle ama. getirebilirsiniz. Hı hı. Trabzonspor ya, gol şeyine baktığımız zaman dağılımına baktığımız zaman çok fazla atmamış ama golün her türlüsünde atıyor. Mesela ceza alanı dışından en fazla gol atabilen takım, hı hı. Duran Toplardan gol atabilen takım, Akan oyunda da gol atabilen, e, kafa e, vuruşlarıyla da gol atabilen bir takım. Bütün bu varyasyonları denemesi gerekiyor burada mavile ekibinde. Hocam oyun içerisinde verilen penaltı kararı ile alakalı kısa da olsa konuşma imkanımız olmuştu. Ama mutlaka evet. devre arasında televizyonla aspor, aspor açan izleyicilerimiz vardır. Penaltı pozisyonuyla alakalı yorumunuzu da merak ediyorum. E, hakem kararına saygı göstermemiz lazım. E, ben kendi açımdan evet orada bir müdahalenin net bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Ama hı hı. o müdahale... Rakibin düşmesi için yeterli mi yoksa rakip futbolcu penaltıyı aldı mı? Ben ikinci şıktan yanayım. Hı hı. E, futbolda bazen deriz o zaman o müdahaleyi hiç yapma. E, eğer siz kendi kalenize bu kadar yakın oynuyorsanız, rakibin oraya bu kadar rahat gelmesine izin veriyorsanız hep onu dedim ikinci bölgede yapacağınız defansla rakibi kalenizden uzak tuttuğunuz anda bu tür pozisyonların oluşmasına engel olursunuz. Trabzon onu yapmadığı için ceza sahasında o pozisyonda biraz da nasıl olsa bir şey olmaz rahatlığıyla e, girilen o ikili mücadelede e, topa vuramayıp rakibin ayağına teması e, yapınca hakemin tercihi penaltıdan yana oldu. Çok samimi söyleyeyim. E, Rizeliler bundan bir rahatsızlık da duyma, duymasın. Yani e, bizim futbol federasyonumuzun e, MHK'nın kolay penaltı yorumuna Sokucuğum sokacağım penaltılardan biri oldu. Ben kendi adıma çalmamayı tercih ederdim ama sonuç ne olursa olsun hakemin kararına saygı duymak da hepimizin görevi. Yani hataysa bile skandal bir hata değil ama çalınmasa daha doğru olurdu diye düşünüyorsunuz. Yani ben özellikle. kolay penaltı bünyesinde gördüğüm bir hı hı. penaltıydı. Düşmesi için yeterli bir temas değildi benim kendi görüşüm. Hayri Beşer. Yani ben de penaltı kolaysa verme taraftarıyım. Bu kolay bir penaltıydı. Hı hı. Kolay penaltı ifadesi de çok doğru oldu hocam. Bu arada onu da belirteyim. Ben de verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Hakemle ilgili şu değerlendirmeyi yapabilirim. Skandal bir hata değil bu. Tam hakemin takdiri diyebileceğimiz bir karar. Var devreye girmedi. Ben varın devreye girmemesini eleştirmiyorum yalnız hı hı. penaltı pozisyonuyla ilgili. Bu pozisyonda ilgili. zaten girmemesi lazım. Evet. Yani şayet hakem... Hakem vermeseydi var ver der miydi? Demezdi, demezdi bence. Demezdi. 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 Yani hakem burada takdirini hı hı. devamdan yana kullansaydı, yani penaltı noktasını göstermeseydi yine var devreye girmezdi. O da doğru olurdu. Dolayısıyla hakemin takdiri deyip işin içerisinden çıkabiliriz. Ama bir önceki pozisyon belki tartışılabilir orada atlanan bir pozisyon ee, Baker'ın içerisinde olduğu Skoda'nın kamburayı attığı ee, tabi Trabzonspor Trabzonspor açısından bakarsak talihsizlik oldu ama öbür taraftan Rize spor açısından bakarsak da işte yani böyle bir skandal penaltı kararıyla öne geçtiler şeklinde bir ifadeyi kullanmakta yakışık almaz hı hı. yani ortada bir hakem kararı var bizim çok fazla içimize sinmeyen ama yine de saygıyla karşıladığımız bir hakem kararı var Yeni Malatya Spor'un da Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı Adem Büyü'nün penaltısıyla önde bitirdiğini belirtelim. İki maçta da birer penaltı var. E, i̇ki mücadelede de baktığımızda epey şut var. Trabzonspor 11 şut attı, 5'i isabetli. Rize Spor'un 2 şutu var, biri isabetli. Yeni Malatya Spor 9 kez çerçeveyi denedi. 3'ünde isabet kaydetti. Kasımpaşa'da bu rakamlar 5'e 3, İki mücadelede de 1-0'lık üstünlüğü var Rize Spor ve Yeni Malatya Spor'un Trabzonspor-Çaykur Rize Spor maçında ikinci yarının da az sonra başlayacağını belirtebiliriz. Hocam Vakemen'in performansı en üst seviyeden biraz uzak. Oyuncu vücut diline baktığımız zaman çok mutlu olmadığını hissettiriyor şu an itibariyle. Onun toparlanması, oyuna koyacağı katkı Trabzonspor için sizce nedenle önemli? Çok önemli. Yani en vakametsiz bir Trabzon'un o bahsettiğimiz hedeflere ulaşması bence mümkün değil. Kaldı ki bir tek en ile bile bu işlere ulaşmak bence mümkün olmaz. O yüzden birçok en Trabzon'un ihtiyacı var. Abdullah Hoca geldiği dönemde de benim şöyle bir düşüncem olmuştu. Tabii hiçbir hoca futbolcuları arasında bir ayrım yapmaz. Ama sanki bazı kapasitesi yüksek futbolcuları bir an önce oraya ulaştırmak için motivasyon amaçlı bazı söylemlerde bulunabilirsiniz. Abdülkadir Ömür için bence çok olumlu sayabileceğimiz açıklamalar yapmıştı. bazı futbolcular bundan alınganlıkta gösterebilir. Acaba MVK mi? Bundan alınma, alındı mı diye düşünmedim değil. Ondan sonraki maçlara baktığımın baktığımda MVKM her zaman kendi performansının altında bir performans sergiledi. Yani bugün Son çok bir dakika bir hocam ihtiyaç var. duyulduğu anda MVKM tekrar sahneye çıkar mı diye çok bekledim. Yani biraz daha istekli gibi ama henüz onu başaramadı. Noktaya ayrının koyması Hayır, için. Hayır nasıl bitecek atayım. bu maç? Son 30 saniye tahmininiz ne? Yani Trabzonspor'un oyun olarak biraz daha iyi bir şeyler yapacağını tahmin ediyorum. Daha hı hı. istekli olacağını tahmin ediyorum. Şunu söyleyeyim. Trabzonspor istediğini alırsa biz buradan bir bireysel çırtkanlıkla e, bunu yapan e, bir Trabzonspor göreceğiz. Yani bir oyuncu devreye girecek. Bir şey e, de o oyuncu sayesinde e, şey skor değişecek. Çok teşekkür ediyorum. Hayri Beşer Ahmet Hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler maç gününe noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarında saat 17.30'da Borussia Mönchengladbach ve Offenheim arasındaki Bundesliga mücadelesinin anlatımında Cüneyt Şen sizlerle birlikte olacak. Gerçekten iyi bir maç bekliyorum. Bizden ayrılmayın.